Sodra Dağı'nın eteklerindeki şehir Milas. Eski adıyla Milas'a Karya'nın Hekatomnos dönemi başkentiydi. Böyle büyük bir uygarlığın başkenti kendisine yakışır şekilde zengin bir kültüre ve mimari dokuya sahip olmalıydı. Öyleydi de. Günümüzde Muğla'nın Güzide ilçesi Milas ve çevresinde bu antik dokunun kalıntılarını bolca görüyoruz. Öromos, Labranda, Beçin, Gümüşkesen Anıtı ve çok daha fazlası. Ama bunlardan belki de en hüzünlü hikayeye sahip olanı Milas Müzesi'nin kurulduğu Hekatomnos Anıt Mezarı. Bu hikayeye başlamadan Milas Müzesi'ne biraz daha yakından bakalım. Milas'ın dar sokaklarında ilerleyip şehrin dokusunu inceliyoruz. Hava biraz soğuk ve rüzgarlı. Milas Müzesi, Hekatomnos'un anıt mezar kompleksinin içinde yer alıyor. Zaten resmi adı da Milas Uzun Yuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi olarak geçiyor. Müzeye girmeden önce dışarıdan bu yapının duvarlarını inceledik. Bir kısmı orijinal, bir kısmı restore edilen taşlarla yükseltilmiş duvarlar bizi hemen Karya havasına sürükledi. Bu duvarlar bile aslında başlı başına incelenmesi gereken bir eser. Çünkü antik dönemde böyle duvar işçiliği her medeniyette yok. Bizans dönemi olarak anılan Hristiyanlık dönemi Roma'sına gelindiğinde duvar işçiliğinde bariz bir düşüş görüyoruz. Müzeye hemen girişte Emin Ağa Konağı'nı görüyoruz. ...2015 yılında restorasyonu tamamlanan konak, eski Milas dokusunun günümüze olan yansıması. Restorasyon sürecini, evin eski durumunu gösteren bilgilendirme panosunu da incelemenizi isterim. Bu konakta Osmanlı dönemi geleneksel Milas giyim tarzını, mutfak gereçlerini ve daha fazlasını görüyoruz. Kahve çekirdekleri kavrulur, soğutulur, değirmende öğütülür, cezvede pişirilir ve nihayet servis edilirdi. Hakiki kahve gereçlerine bakıp Türk kahvesi içmiş kadar olduk. Sahi sizin de burnunuza kahve kokuları geldi mi? Taptaze. Kaplumbağa kabuğundan kaşık yapıldığını gerçekten bilmiyordum. Peki siz biliyor muydunuz? Emin Ağa Konağı sergisiyle tarihi bir Milas evinin nasıl olabileceği çok güzel anlatılmış. Duvardaki bazı resimler olduğu haliyle korumaya alınmış. En çok da bunları sevdim. Konaktan çıkıp biraz ilerleyince hemen karşımızda yükselen bir sütun görüyoruz. Bu sütun aynı zamanda bu bölgeye ismini veren sütun. Üstündeki leylek yuvasıyla Uzun Yuva ismine ilham olmuş. Gerçekten de uzun bir yuva. Bu sütunun yapılış amacı Uliades'in oğlu Menandros isimli şahsiyeti onurlandırmakmış. Sütunun dibinde 1840'lı yıllara kadar onurlandırma yazıtı varmış. Ancak daha sonra tamamen kazınmış ve yok edilmiş. Yaklaşık 10-15 yıl öncesine kadar sütunun olduğu bölgede evler varmış ve bu evlerde insanlar yaşarmış. Hatta bir grup defineci bu evlerden birisini satın alıp altına define aramış. Defineciler aylarca süren kaçak kazı sonunda tarihler 2009 yılını gösterdiğinde Büyük Karya Kralı Hekatomnos'un mezar odasına ulaşmışlar ve ne yazık ki 100 yılın soygununu gerçekleştirmişler. Hem de bu soygun şehrin göbeğinde olmuş. Üstelik bu mezar soygunu, mezar kazıldıktan yaklaşık bir sene sonra tespit edilebilmiş. Geniş çaplı bir soruşturma sürecinin ardından definecilerden bir kısmı yakalanmış. En ağırı 5 yıl olmak üzere hapis cezasıyla cezalandırılmışlar. Ancak ne yazık ki defineler çoktan kayıplara karışmış. Giden definenin boyutu hayal gücümüzle sınırlı. Karya'nın en büyük krallarından birisi olan Hekatomnos'un anıt mezarında tabii ki de mütevazi eserler olmasa gerek. Muazzam mezar odasına ve lahte baktığımızda ne gibi bir hazinenin kayıp olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Büyük bir hazine.
Bu olay üzerine çok konuşulabilir, tartışılabilir, çok da tartışıldı da. Bu konuda ben de çok doluyum. Ancak yine kendimi tutup uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü söyleyecek olduklarımı az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Ben bir antik kente kayda alırken, elimde fotoğraf makinesi, tripod kurup video çekerken, antik kentteki güvenlik görevlisi koşa koşa yanıma geliyor, yasak diyor. Ve tripodu hemen kaldırttırıyor. Elimde kamera çekim yaparken bazen jandarma beni durduruyor ve ayaküstü uzun uzun sorguya çekiyor. Elimdeki sadece bir kamera veya fotoğraf makinesi. Ama defineciler ellerinde kazma küreklerle, hiltilerle, mermer kesicilerle ve bazen de patlayıcı maddelerle dağdaki, bayırdaki antik kentleri delik deşik ediyorlar, tahrip ediyorlar. Bu Hekatomnos anıtı da karot mermer kesicilerle aylarca cayır cayır kesilmiş. Bir şeylerin yanlış olduğu kesin. Korkulması gereken şey antik kenti gezen bir gezginin elindeki fotoğraf makinesi veya video kamera değil veya havalandırdığı bir drone değil. Biz bu eserleri dokümante ediyoruz. Üstelik hiçbir ticari kaygımız olmadan, hiçbir yerden para almadan. Korkulması gereken, takip edilmesi gereken şey definecinin kazması. Benim gibi elinde fotoğraf makinesiyle amatör olarak bu antik kentleri dokümante eden gezginler değil. Zamanında definecilerin cirit attığı bu anıt mezara bugün bırakın girmeyi, sütuna bile yaklaşamıyoruz. Görmüş olduğunuz bu görseller, müzenin karşılama salonundaki canlandırmalar ve replika eserlere ait. Mezar odasının muazzamlığını ancak buradan görebiliyoruz. Hekatomnos anıt mezarına biraz yaklaşınca heybetini daha iyi görüyoruz. Muazzam taşlar özenle yerleştirilmiş. Su ve kanal sistemi hala yerli yerinde duruyor. Bazı taşlara kazınmış antik grafittiler de enteresan. Zamanın vandallığı mı desek bilemedim. Müzenin bahçesine yayılmış pek çok eseri de inceleyebilirsiniz. Bunların arasında lahitler, pitoslar, heykeller, steller, sütunlar ve diğer yapı elemanları bulunuyor. Müzenin görülmesi gereken bir diğer sergisi de halı sergisi. Buranın bir halının hangi aşamalarından geçip ayaklarımızın altına veya duvarlarda boydan boya serildiğini çok güzel anlatmışlar. Halının ham maddesi yünün, pamuğun veya ipeğin nasıl üretildiği, işlendiği ve renklendirildiği, iplik iplik bir halının nasıl dokunduğunu, ne gibi emeklerden geçip günümüze kadar evrildiğini adeta yaşayarak öğreniyoruz. En güzeli de bunların gerçekten de el emeği Türk işçiliği olması. Bizim değerimiz. Bu sergi salonunda çeşit çeşit halıyı inceleyip ne kadar zengin bir dokumacılık kültürüne sahip olduğumuzu görebilirsiniz. Hem Karya, hem Osmanlı, hem de Cumhuriyet dönemi eserleriyle Milas yaşantısı, halı dokumacılığı, arkeoloji gibi farklı alanları tek bir yerde buluşturmasıyla Uzun Yuva Anıt Mezarı ve müze kompleksi Milas'ın eski havasını hissedebileceğiniz önemli noktalardan. Ama bu müzede başka müzelerde hissetmediğim hüznü ve öfkeyi hissettim. Böylesine kıymetli varlıklarımızı definecilerin o kapkara kirli ellerine kaptırmamıza katlanamadım. Bunların sebepleri uzun uzun tartışılabilir. Ancak bence neden oluyor biliyor musunuz? Bir defineci A noktasında define var hadi bunu çıkartalım diye müzeye gitse muhtemelen ciddiye bile alınmaz. Ciddiye alınsa bile bunun prosedürleri, bürokrasisi, ödenekleri, izinleri derken içinden çıkılmaz bir düğüme dönüşür. Kaldı ki bilimsel kazılar zaten define bulma amaçlı değil, arkeoloji bilimine hizmet amaçlıdır.
Ama bir defineci bir arkadaşına gidip söylediği zaman hadi bakalım şurada bir define varmış, gömü varmış, burayı kazalım dediği zaman hiçbir prosedüre uymadan, hiçbir ödeneğe ihtiyacı duymadan eline kazmayı alıp her yeri delik deşik edebilir. Amacı bilime hizmet etmek değil, hazineye ulaşmaktır, kısa sürede zengin olmaktır. Defineciler gerçekten de ülkemizin kültürel ve tarihi mirasına büyük zarar veriyor. Definecilik nasıl engellenebilir, bu konuda neler yapılabilir, kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, arkeoloji ve doğayla kalın.